Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalı bekliyorum. Daha genç kitleye seslenmek için Süper All-Star 104. bölüm tanıtımı yapıldı. Evet, haftanın ilk dokunmazlık oyunu belli oldu arkadaşlar. Kırmızı takım kazandı, mavi takım kaybetti. Mavi takımdan Yunus Emre potaya girdi. Tabii ilk gelir gelmez potaya girmesi ilginçti. Özellikle haftanın 3 tane 4 tane dokunmazlık oyuncu yine haftanın 2. 3. 4. dokunmazlık oyunu hem mavi takım için hem kırmızı takım için çok önemli. Çünkü eğer ki kırmızı takımı kazansa, mavi takımı kazansa potaya gelecek isimler belli. Fakat yine kavgalar, tartışmalar yaşandı. Bu sefer Yunus Emre'nin Nagihan arasında ipler tamamen koptuğunu gördük arkadaşlar. Arena ile Nagihan'ın barışması önemliydi. Çünkü Yunus Emre yüzünden kavga etmişlerdi. Peki Arena ile Nagihan barışması ne anlama geliyor? Kırmızı takım yine dengeler değişti. Çünkü kırmızı takımda bir Nagihan lobisi olduğunu görüyoruz. Ya kırmızı takım şu an lideri Nagihan arkadaşlar. Çok hani özellikle potayı insanları sokabiliyor, potayı insanları sokamıyor. Yani baktığımız zaman kırmızı takımdan her şey Nagihan'dan soruluyor. Peki Yunus Emre'nin mavi takımı geçmesi de önemli. Çünkü Yunus Emre mavi takıma yarar kadar yine Merve Aydın yarar kaçacağını düşünüyorum. Haftanın ikinci dokunmazlık günü zorlu bir parkur olacak. Bu zorlu parkurda tabii ki mavi takım özellikle dengelemek istiyor ve kazanmak istiyor. Ve kazanarak en azından skoru 1-1'e getirmek istiyor. Ben bu haftada 2 mavi 2 kırmızı olacağını düşünüyorum. Tabii ki belli olmaz arkadaşlar. 3 mavi bir kırmızı, 3 kırmızı bir mavi olur mu bilemeyiz ama ben yine dengeli olacağını düşünüyorum. Ve özellikle Nagihan'la artık Yunus Emre arasında ipler koptu. Sercan'la Yunus Emre arasında ipler tamamen koptu. Nagihan'la Yunus Emre arasında ipler tamamen koptu. Tabii ki özellikle Nagihan önden de kırmızı takım Yunus Emre'yi karşı takıma geçirdi. Çünkü Yunus Emre kırmızı takımda kalsaydı çok karışık çıkardı arkadaşlar. Ve mavi takım bunu çok iyi değerlendirdi. Zaten geçen hafta mavi takım 3. ve 4. dokunmazlık oyunu kazanarak iyi değerlendirdiler. Neden? Çünkü kırmızı takımda krizler devam ederken bu krizi çok iyi değerlendirmiş oldu. Ve bu akşam kıyasıya bir mücadele bizi bekliyor arkadaşlar. Hoşçakalın.